Sıcak hava İstanbul'un yanı sıra tüm yurdu da etkisi altına aldı. Dün olduğu gibi bugün de acı haberler geldi maalesef. İstanbul ve Muğla'da 3 çocuk boğularak can verdi. Ege ve Akdeniz sahillerinde ise daha Haziran gelmeden hava çok bunalttı. Özellikle bugün Adana'da termometreler 47 dereceye kadar çıktı. Havalar ısındı, sıcaklar Ege ve Akdeniz'i bunalttı. Yazın gelmesiyle birlikte boğulma haberleri de gelmeye başladı. 13 yaşındaki Ahmet ve 14 yaşındaki Hakan arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Ali Beyköy Barajı'na girmişti. Ama iki çocuk akıntıya kapıldı. Arama çalışması başlatıldı. Ve kısa süre sonra çocukların cansız bedenine ulaşıldı. İki arkadaşın cenazesi morga kaldırıldı. Muğla'daysa serinlemek için sulama kanalına giren iki çocuk akıntıya kapıldı. Çocukların çırpındığını gören bir balıkçı yardıma koştu. Çocuklardan birini kurtardı ama 9 yaşındaki Oğuzhan Sarıman suda kayboldu. Ve Oğuzhan'ın cansız bedeni suya girdikleri yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Acı haberi alan babası gözyaşlarına boğuldu. Ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahiller de dolmaya başladı. Aydın'da sıcaklıklar 37 dereceye kadar yükseldi. Sıcaktan bunalanlar Kuşadası ve Didim sahillerine akın etti. Herkes bir yerlerde, gölgelerde dinlenmeye, rahatlamaya çalışıyor. Denize gidemeyen bu çocuklar da başlarını süs havuzuna sokarak serinlemeye çalıştı. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Adana ise adeta yanıyor. Sıcaklardan etkilenenlerin kimi gölgede uzandı, kimi camide, kimi de elinde şemsiyeyle gezdi. Adana'nın zaten genel sıcağı böyle yani. Daha da sıcaklaşacaktır yani. Şırnak, Cizre'deki çocuklarsa serinlemek için girdikleri havuzlardan saatlerce çıkmadı.